Babam Abdülmecit Baskın, 30 Eylül 1993 tarihinde Ankara'da memurluk görevini yürütüyordu. Ankara Altı'nda nüfus müdürüydü. 30 Eylül'de gözaltına alındı ve gözaltında katledildi. Benim hayat örgüm de cumartesi anneleriyle bu dönemde artık kesişmeye başladı. Kendimi ben henüz tabii 5 yaşındaydım ama ilerleyen süreçte cumartesi annelerinin farkındalığını gördükten sonra beraber babamın akıbetini sormak için sokaklarda, eylemlerde, mahkeme salonlarında bu kaybımın akıbetini aramaya başladım. Maalesef bazı acılar üzerine çok konuşulmadığı sürece hani kapanmaya yüz tutar. Bu acılar da aslında biraz böyledir. Üzerine çok konuşmadığınız zaman, üzerine çok fazla bir düşünce veya bir eylemsellik üretmediğiniz zaman zamanla isimler unutulur ve gidilir. Bunu aslında bir örneği kendi açımdan da verebilirim. Babam Mecit Baskın, ben kendimi bildim bileli onun için bir mücadele içindeyim. Ama Mecit Baskın'ın ismi çok fazla duyulmamıştı. Belki de yani bir kayıp olarak bilinse bile çok fazla duyulmamıştı. Bir emek harcadık. Onun için sokaklarda, meydanlarda, mahkeme salonlarında sesimizi yükselttik. Bunun bir kayıp olduğunu, devlet yetkinleri tarafından katledildiğini dile getirdik. Böylelikle artık tüm kamuoyunun önünde Mecit Baskın ismi artık aşina olmaya başladı. Bir kaybın hikayesi olarak bilinmeye başladı. 41 hafta önce bugün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kendi memleketimde bu eylemsizliğe ilk adımımızı attığımızdaki heyecanımız şundan kaynaklıydı artık. Unutulmaya yüz tuttuğunu düşündüğümüz veya belki de devletin istediği ya da devlet yetkililerinin istediği bu dosyaların kapanması üzerine bu sessizlik ortamını yırtıp içeriden gerçek adaletin sağlanabilmesi için bir mücadele verebileceğimiz olgusu bende, tüm arkadaşlarımda hem bir heyecan yarattı. Kayıplarımızı, gözaltına alınıp katledilenleri, bombayla, zırhlı aracın vurmasıyla, toplumsal olaylar içinde kurşunla öldürülmüş insanlarımız için hak arama, adalet arama biçimimiz bugün insanlığa, bence buradaki insanlığa da biraz örnek oluyor. Kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu fiili ya da sadece söylenmiş bir cümle değil. Gerçek anlamda bugünkü gelmiş olduğumuz konumda 41 haftanın sonunda da gösterdiği üzere bunu devlet yetkinleri de görüyor. Bunlar asla ama asla kendi kayıplarının aramaktan vazgeçmeyecekler şiarını onlara da benimsettik. Bu bizim için en büyük kazanımdır. Kendi memleketimde, Kürdistan'da, Cölemek'te işlenmiş bu cinayetlerin açığa çıkartılması için bugün yapmış olduğumuz eylemsellik çok önem taşıyor. Bu diğer illere de örnek oluyor ve en önemlisi aslında geldiğimiz noktada ayrı bir durum daha var. Onlarca insanımız katledilmiş olmasına rağmen henüz hikayesine ulaşamadığımız, henüz öldürüldüğüne dair bilgimizin bile olmadığı birçok kaybımız var. Öncelikle bizim buradan seslenmek, sizin aracınızla da seslenmek istediğim ailelere şunu anlatmak isterim. Kayıplarımızın akıbetini sormak kesinlikle ama kesinlikle yasa dışı bir durum değil. Biz kayıplarımızın kemiklerini, kayıplarımızın bir mezar yeri olsun, kayıplarımız için bir adil sistem var olsun diye bugün sokaklardayız. Her kim ki bu konudan canı yanmışsa, her kim ki bu durumdan dolayı sıkıntı, elem ve üzüntü içindeyse yanımızda, omzumuzun hemen yanında onun da yeri var. Onun da akıbetini sorup gerçek anlamda gerçek bir adalet terazisiyle, gerçek bir adil toplum oluşturulabilmek için üzerlerine düşen o önemli görevi bence edinmeleri ve yanımızda bize omuz vermeleri gerekiyor. Birlikte daha güçlü olacağımıza çok çok daha eminim.